Sezar Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. Celile-i Herodes, İturea ve Trahonitis bölgesini Herodes'in kardeşi Filipus, Avelini'yi Lisanias yönetiyordu. Hanan'la Kayafa başkâhinlik ediyorlardı. Bu sırada Tanrı çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya seslendi. O da Şeria Irmağı'nın çevresindeki bütün bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Nitekim Peygamber Yeşaya'nın sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştır. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Her vadi doldurulacak, her dağ ve her tepe alçaltılacak. Dolambaçlı yollar doğrultulacak, engebeli yollar düzleştirilecek. Ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir. Yahya, vaftiz olmak için kendisine gelen kalabalıklara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yarışır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Halk ona, öyleyse biz ne yapalım diye sordu. Yahya onlara, iki mintanı olan birini mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın yanıtını verdi. Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek, öğretmenimiz biz ne yapalım dediler. Yahya, size buyrulandan çok vergi almayın dedi. Bazı askerler de, ya biz ne yapalım diye sordular. O da, kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın dedi. Ücretinizle yetinin. Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında, acaba Mesih bu mu sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanıysa sönmeyen ateşte yakacak. Yahya başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor, müjdeyi duyuruyordu. Ne var ki bölgenin kralı Herodes, kardeşinin karısı Herodia ile ilgili olayı ve kendi yapmış olduğu bütün kötülükleri yüzüne vuran Yahya'yı hapse attırarak kötülüklerine bir yenisini ekledi. Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. Dua ederken gök açıldı ve kutsal ruh bedensel görünümde güvercin gibi onun üzerine indi. Gökten sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum diyen bir ses duyuldu. İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olduğu sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu, Malki oğlu, Yannay oğlu, Yusuf oğlu, Mattitya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, Hesli oğlu, Nagay oğlu, Mahat oğlu, Mattitya oğlu, Şim oğlu, Yosek oğlu, Yoda oğlu, Yohanan oğlu, Reşa oğlu, Zerubbabel oğlu, Şealtiel oğlu, Neri oğlu, Malki oğlu, Addi oğlu, Kosam oğlu,
Elmadam oğlu, Er oğlu, Yeşu oğlu, Eleezer oğlu, Yorim oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu, Şimon oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Elyakim oğlu, Mala oğlu, Menna oğlu, Mattata oğlu, Natan oğlu, Davut oğlu, İşay oğlu, Ovet oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu, Amminadav oğlu, Ram oğlu, Hesron oğlu, Heres oğlu, Yahuda oğlu, Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu, Serug oğlu, Reu oğlu, Pelek oğlu, Ever oğlu, Şelah oğlu, Kenan oğlu, Arpakşat oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lemek oğlu, Metuşelah oğlu, Hanok oğlu, Yeret oğlu, Mahalalel oğlu, Kenan oğlu, Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı oğluydu.